Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Lale bebeğimin ayakkabısını yapacağım bu videoda. Bir tanesini ben yaptım, tekini. Diğer eşini birlikte şimdi beraber öreceğiz. Daha önce yaptığım bebeğimde lila rengi kullanmıştım süslemelerinde. Bakın ayakkabıları bu şekilde. Çok şirin duruyorlar. Ben böyle bileğine zincirle böyle bir bağcık yaptım. Çıkmasın istedim. Ama bu bağcığı yapmazsanız ayakkabı çıkabilir ayağından. Çıkacak şekilde de yapabilirsiniz. Bağcığı yapmayabilirsiniz. Şimdi isterseniz, dilerseniz hemen ayakkabımızın yapımına geçelim. Sarı renkle yaptım ben, koyu sarı. Tabii sizin seçeneğiniz hangi renkten yana olursa önemli değil. Kıyafetine uyumlu veya yani herhangi bir renkle de yapabilirsiniz. Ben sarı ile yaptım, koyu sarıyla. Ayakkabımız için önce bir düğüm atalım. Sabitleştirelim ipimizi. 8 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 7, 8. İkinci zincire dönüyoruz. Bakın 1, 1.sine değil, 2.sine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 Son halkamın içine 5 tane, bakın bu son halka, şu zinciri sabit olan düğümü saymıyoruz. Son halkamın içine 5 tane sık iğne yapacağım. 2 tane yaptıktan sonra üçüncüsünü yaparken şu ipi böyle döndürelim. Bu tarafına geçmiş olalım. 3 4 5 Şimdi zincirin diğer tarafına bakın, böyle zincirin diğer tarafından devam ediyoruz. 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım. Son halkam kaldı şurada. Oraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı halkanın içine 2 3 ve ilk yaptığım sık iğneye bağlıyorum. İlmek kaydırma ile yapacağım. Bağladım. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Aynı halkanın içine batarak devam ediyorum. Zincir çektiğim halkaya batıyorum. Bağlantı yapıp zincir çektiğim halkaya tekrar yaptım. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Bu 5 tane, aynı deliğe 5 tane yapmıştık. Oraya geldik. Burada her birine çift yapacağım. Bu 5 tane sık iğnenin her birine çift yapıyorum. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü. 4 Beşinci çiftimi yaptım ve devam ediyorum sıradaki halkadan. 8 tane sık iğnem var burada. Sıra sonuna kadar 2 3 4 5 6 7 8. Bakın şu birleştirme yeri var. Burada sanki bir sık iğne varmış gibi ama orası sık iğne değil. Onu karıştırmayın.
Yani burada son halkam burası. Burası birleştirme yeri. Yine birleştireceğim. Bakın ilk yaptığım sık iğnenin içine batırıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tabanımız bitti. Sayımız 24 oldu. İlk sırada 19 tane sık iğnem oldu. İkinci sırada 24 tane sık iğnem oldu ve taban bitti. Şimdi bir zincir çektim. Bu üste çıkarken farklı bir teknik kullanacağım. Bakın şöyle yapacağım. Arkadan giriyorum. İlk battığım halkanın arkasından giriyorum. Diğerinin önünden arkaya çıkıyorum ve böyle bu şekilde çıkarıp çekiyorum. Bir daha gösteriyorum. Bakın buradan girdim. Hemen bunu çıktığım yerden batıyorum. Buradan buraya geçiyorum. Ve çekiyorum. Bakın buradan batmıştım önden batarken. Yine arkadan oradan başlıyorum. Bakın önden arkaya doğru geçiriyorum. Yani arkadan almış oluyorum ilmeği. Bakın tekrar buradan geçirdim. Yanındaki halkadan hemen arkaya doğru geçiriyorum. Çektim. Bu şekilde üste çıkmış oluyoruz. Çok sıkı yapmayalım bu sırayı. Zaten sıkı olmuyor. Yani zor oluyor. Bakın. Hemen bittiği yerden yani en son arkaya geçtiğim yerden takıyorum tığımı. Yanındaki halkaya batıp arkaya çıkarıyorum. Ve arkadan ipimi geçiriyorum. Bu şekilde 24 tane sık iğne yapacağız. Arkadan alıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Arkadan alarak 24 tane sık iğnemi yapacağım. Buraları her sık iğneyi atlamayın. Yani her sık iğnenin içine yapın. Hemen bit mesela bu bakın şurayı atlamayın. Yani şuraya şaşırmayın. Şundan batıp arkaya geçirmiştim. Arkadan alırken yine oraya batıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım. Şu sıra sonunu da göstereceğim. Son iki tane sık iğnem kaldı. Bakın burada da görünüşte iki tane kaldı. Bakın. Son halkam. Son halkamın böyle geçiş yerini bu bağlantı yaptığım yerden yapıyorum. Toplamda 24 tane olacak. Sayın arkadaşlar, yanlış olmasın bu sayı. Yanlış olursa üst tarafta yanlış gider. Ve ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. 24 tane alttan alarak sık iğne yaptım. Bunun sayısını şaşırmadan, buraları atlamadan yaparsanız 24 olur. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Bir üst sıraya. Şimdi bağlantı yaptığım yere bakın ilmek kaydırma yaptığım yer birinci sık iğne. Arka loptan alacağım. Yani bakın bu normalde buradan alıyoruz. Fakat bu sırada ortasına batıyorum arkadan çıkıyorum. Bir zincir çekmiştim başta. Ortasından batıyorum. Blo diyoruz bu tekniğe. Ortadan battım. Arkadan çıktım. Normalde şuradan batacağız. Ama ne yapıyoruz? Ortasından batıyoruz. Arka kanadına yapıyoruz sık iğnelerimizi. Tek kanadına. Normalde çift kanat alıyoruz oraları. Yine 24 tane bu şekilde blo dediğimiz teknikle
Etrafını döneceğiz. 24 tane sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar bunu tamamlayacağım. 24 tane yaptım. Bakın ilk sık iğnem bu. Bu araya batmıyoruz biliyorsunuz. İlmek kaydırma yapıyorum. Çektim. Bir zincir çektim. 24 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi 3. sıraya bir döndükten sonra 3. sıramızda aynı yere batın. Bakın bağlantı yaptığımız ve zincir çektiğimiz halkanın içine batın. Onu atlarsanız sayımız eksik olur. 1 2 bu sırada da 24 tane hiçbir şey yapmadan normal sık iğne yapıyoruz. 24 tane sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Siz de yapın. 24 sık iğne yaptım. Bağlantı yapacağım yine. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi buradan yine aynı yere batın. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi eksiltme yapacağım. Eksiltmelerimi yaparken yalnız blo olarak alacağım. Yani arka loptan tek kanadını alarak eksilteceğim sık iğneleri. Bakın normalde şuraya batıyoruz. Şuraya batıyoruz ama yine az önce gösterdiğim gibi ortasından battım blo olarak çektim. Yanındakine yine battım ortasından çektim. Ve topladım. Ortasından battım. Bir daha gösteriyorum. Yine ortasından çektim. Üç, dört, bir, iki, üç, dört. Son eksiltmemi de yapıyorum. 5 eksilttim. Şimdi normal şekilde devam ediyorum. Normal sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8. 8 sık iğne yaptım. Sıra başına ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi yine devam ediyoruz. Aynı yere batalım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 normal yapıyoruz bunları. 4 5 6 sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yaptığım yere geldim. Batırıyorum normal. Çekiyorum. Biraz uzatalım. Batırdım. İkincisine çektim. 2 oldu. 3 4 5. Bakın 5 tane. Bir de bu ilk baştaki 6 tane. Burada halkam var. Hepsini birlikte çekiyorum. Sıkıştırıp bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki halkadan devam ederek 8 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 7 8. Burada çift batmışım bir tane. O yüzden fazla gibi geldi. Geri söktüm arkadaşlar. O yüzden 2, 4, 6, 8 sık iğne yaptım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada bu ipi kesmiyorum. Bekletiyorum şu anda. Çıkardım. Pembe ipimi alacağım. Pembe ipimi aldım. Ayakkabımızı ters çeviriyoruz. Bakın şurada blo yapmıştık.
Yani şu. İkinci sırada blo yapmıştık. Bakın tek kanatları kalmıştı. Burası flo oluyor. Şimdi yapacağım süslemeyi oraya yapacağım. Ayakkabının ortasından, arka ortasından. Tekrar göstereyim bakın arkadaşlar. Şu taban. Tabanın üstüne bir sıra yapmıştık. Şu blo yaptığımız halkalara yapacağız. Ortasından geçirdim ipimi, tığımı. İpimi de geçiriyorum. Bir zincir çektim. Kalan halkalara, bu tarafta kalan halkalara battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki halkaya ilmek kaydırma. Bir zincir çektim. Bakın, flolarımız burada. Yani arka kanattan aldığımız ilmeklerin ikinci kanadına yapıyoruz bu işlemi. İlmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar yanındakine batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yanındakine ilmek kaydırma. Bakın süslememiz bu şekilde oluyor. Hoş bir şekilde, hoş görünüyor çok. Ben seviyorum bu süslemeyi. Kullanıyorum bebeklerimde genelde. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İlmek kaydırma. Bir zincir. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Şu bağlantı yaptığım yere de yapacağım. Burada bir açıklık olmasını istemiyorum. Bakın burada, buraya da yapalım. İlmek kaydırma. Bir zincir çekeyim. Ve ilk başladığım halkanın içine yine ilmek kaydırma yapıyorum. Ve ipimi keseceğim. İpimi kısa bir şekilde kestim. Çok uzun değil. Çıkarıyorum. Şimdi burada şu ilk yaptığım takamıyorum. Tığımı buradan geçirdim. Bu ipliği buradan arkaya geçirdim. Burada ek yeri belli olmasını istemiyorum. Şimdi bu ipleri içeri çekeceğim. Diğerinde çektim. Bunları burada bağlayacağım. Bağladım ve ipimi. Kestim. Şekilde oldu. Şimdi şu ön tarafında şu yine blo yapıp tek kanatlarını aldığımız yere yine süsleme yapacağım. Pembe ipimi alıyorum. Bakın bunu. Pembe ipimi aldım. Yine aşağı doğru tutuyorum ayakkabımı. İlk halkanın kalan bu tek kanadına ilk sık iğnenin tığımı geçirdim. Bu sefer bir zincir çekiyorum. Normal ilmek kaydırma yapacağım.
Aldım. Kaydırdım. Bir zincir çekmiyorum. Burada bir zincir çekmiyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. 2. Burada 10 tane vardı. 3. İlk baştaki de var tabii ki. Buradaki dışta kalan kanatlarına ilmek kaydırma yapıyorum. Zincir çekmiyorum arasına burada. Bir tane kaldı. Onu da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu ipi de kesiyorum. Tığımı çıkardım. Bunları da böyle çok sıkmayalım tabii iki ayrı uçta olduğu için normal bir şekilde düğümleyelim. Bu içte kalacak. Yine bunu da bu iplerin fazlalıklarını da keselim. Ayakkabımız bitti. Eğer ayakkabının çıkabilecek şekilde olmasını istiyorsanız, yani ayağa giydirip çıkarabilecek şekilde istiyorsanız, burada bitirip ipi içeri çekebilirsiniz. Ben bileğine şu şekilde bağlantı yapıyorum. O zaman ayakkabı çıkmıyor, daha kullanışlı oluyor ama çıkmasını istiyorsanız dediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi burada bırakmıştık. Bu biraz yanda, arka ortada değil. O yüzden yandaki halkaya batıyorum. Bakın burada bıraktım bunu. Çektim. Bir zincir çektim. Yani biraz kaydırdım, ortalamış oldum. Burada biraz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu zincir sayısı çok önemli değil. Ben ayağı giydirip ayarlıyorum. Sonra ona zincir sayısını belirliyorum. Ayakkabımızı giydirelim. Şu zincirden çekip böyle rahat bir şekilde giriyor. Dediğim gibi böyle de bırakabilirsiniz ayakkabımızı. Ben şöyle zincire bakıyorum. 6 zincir çekmiştim. Bir tane daha çekiyorum. Bir zincir çektim. Evet, tam oldu. Üzerini doladım. Şu birleştirme noktasına 5 ilmeğin toplanma halkasına batıyorum. Bunu burada üçünü birlikte çektim. 6 zincir çekiyorum yine. 3, 4, 5, 6. 7 çektim yine. Bakın buraya, arka kısma ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. İpi içeri gizleyelim. Evet, ayakkabılarımız bitti. Çok şirin oldu ayakkabıları. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakın.
Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda Lale bebeği yapmaya devam ediyoruz. Elbisesini, iç çamaşırını, saçlarını hepsini birlikte yapacağız yine. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.